şimdi gazete şey demiş, Prag demiş yani. Gazeteye gidiyor, biz onunla anlaşalım. Şehirlerimizde insan organizması gibi büyüyen, gelişen, nefes alan ve sürekli değişen bir yapıya sahip. Dolayısıyla şehirlerimizin sürdürülebilir olması için de sağlıklı olmaya ihtiyacı var. Nasıl ki bizler insanlar iyi bakıldığımız zaman daha sağlıklı, daha hayat dolu oluyorsak, şehirler için de aynı şey kesinlikle geçerli. Tabii şunu da unutmamalıyız ki şehirlerimizin sağlıklı olması başta yerel yöneticiler olmak üzere şehirde yaşayan her bir bireyin sorumluluğunda. Biz şehirlerimize ne kadar özen gösterir ve ne kadar dikkat edersek o kadar da güzel ve yaşanabilir şehirler ortaya çıkar. Biliyorsunuz atık artık yaşamımızın bir gerçeği, bir parçası. Ürettiğimiz atığın çevreye en az zararı verecek şekilde kontrollü olarak, bertarafı üretici olarak kentte yaşayanlardan başlayarak tüm atık üreticileri, yerel ve merkezi idarelerin yasal ve yaşamsal bir sorumluluğu. Aynı zamanda yaşamımız için değerli olan, değerli bir kaynak olan atığın doğru yönetilmesi ve çevresel maliyetlerin azaltılabilmesi için tüm bileşenlerin birlikte sorumluluk bilinci ve toplumsal duyarlılıkla hareket etmesi önemli. Tabii temiz bir çevreye sahip olmak noktasında da çocuklarımıza da çok büyük bir görev düşüyor. Ağaç yaşken eğilir gibi çok önemli bir atasözü de var. Bu görevlerden en önemlisi de geri dönüşebilir atıkları ayırarak çevremizi korumak. Diğeri ise ailelerini ve büyüklerini bu konuda eğitmek. Bu konuda Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği olarak sorumluluk alıyoruz. Çalışmalar yapıyoruz, faaliyetler yapıyoruz. İşte bu amaçla da nüfusu 50 bin ve altındaki 43 üye belediyemize de çevreci çocuk eğitim seti gönderiyoruz. Üye belediyemize ulaşan bu çevreci kitaplarımız belediye başkanlığımız tarafından çocuklarımıza dağıtılacak. Onların ismi üzerine hazırlandı hepsi, belediyeleri ve kendi isimleri üzerine. Toplam 5 kitaptan oluşan bu eğitim setimiz geri dönüşüm, küresel ısınma, yenilenebilir enerji, ekosistem ve çevre temizliği konu başlıklarından oluşmakta ki bu günümüzün en önemli 5 konusu diyebilirim açıkçası. Özellikle iklim değişikliğinin çok konuşulduğu dünyamızda. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği olarak her zaman olduğu gibi bundan sonra da çevre ve çevre sağlığı konusunda küçükten büyüğe, 7'den 77'ye herkese dokunmak noktasında projeler geliştireceğimizi ifade etmek istiyorum. Çocuklarımıza çevre bilincini aşılamak için elimizden gelen tüm imkanlarımızı seferber etmiş olacağız. Çocuklarımız için hazırlanan eğitim setlerimizin Sağlıklı Kentler Birliği'mize, üye belediğimiz şehirlerine önemli bir katkı sunacağına yürekten inanıyorum. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Tüm arkadaşlarımıza da selam ve saygılar sunuyorum. Nurdağ Belediyesi'nin belediye başkanının amiri yani logosu da var. Belediye başkanının ismi de var.